Burhaniye ilçesine gideceğiz. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Edip Uğur'un kalabalık bir vatandaş grubu karşıladı. Uğur burada yaptığı konuşmada ilçeye müjdeli haberler verdi. AK Parti Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seçim bürosunu açtı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış için ilçeye gelen AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Edip Uğur ve ekibi, AK Parti İlçe Başkanı Özer Koyuncu, Başkan Adayı Necdet Uysal ve çok sayıda partili tarafından ilçe girişine karşılandı. Seçim otobüsüyle Cumhuriyet Meydanı'na gelen Uğur, kalabalık bir vatandaş grubuna seslendi. Uğur, seçim bürosunun önünde yaptığı konuşmasında çok sayıda müjde verdi. Burhanililerin Necdet Uysal'a ihtiyacının olduğuna inandığını anlatan Uğur, Burhaniler Necdet Uysal'ı başkan yapacak. Biz laf değil iş üretiyoruz. AK Parti iktidarı olarak Körfez bölgesine güzel işler yaptık. Havaalanı Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık'a hizmet verecek. Bölünmüş yollar tamamlandı. Balıkesir büyükşehir olunca imkanlar da artıyor. Körfez zeytin bölgesi. Dünyanın en güzel zeytinyağı Burhaniye'de üretiliyor. 2 yıldır zeytinde ilaçlama ile ilgili sorun çıktı. Bundan böyle zeytinlerin ilaçlanmasını büyükşehir yapacak. Büyükşehir tarım ve hayvancılıkla ilgili çalışmalar yapacak. Biz zeytinyağını da tanıtırız, değerlendirmesini de yaparız. Burhaniye'de cezaevinin yapımı %90 tamamlandı. 59 dekarlık alanda yeni adliye binası yapacağız. Burhaniye'de ağır ceza mahkemesi var. Bunun için yeni adliye binası çok önemli. Hükümet konağının yapımına başlanıyor. Yeni emniyet müdürlüğü binasının ihalesi yapıldı. Belediyeler merkezi hükümete uyumlu olursa daha çok hizmet gelir. Burhaniye'de 6-7 yıldan bu yana hastane için çalışılıyor. Ancak dişliler uyumlu olmadığı için bu gecikti. Belediye başkanı oyaladı. Ben ve Necdet Uysal beraberce bunu yapacağız. Reşitköy Barajı'nın ihalesi yıl içinde yapılacak. Şimdi el birliğiyle seçim büromuzu açıyoruz dedi. Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı